taksi meselesine daha çok döneriz şimdi. Titanic'e gidelim efendim. Biz Titanic'i Rose'la Jack'ten biliyoruz ama Rose Jack'i almadı o tahtaya. Sığıyormuş aslında. Evet, değil mi? Değil mi? Hesapladılar ama göz göre göre çocuğu öldürdü. Gerçi yönetmen sonra bir şey yaptı onunla ilgili. Bilimsel bir çalışma yaptılar National Geographic'le. Diyor ki yani o kadar suda kalmış ki aslında soğuk su biliyorsun orada. Çıksa da zaten donup ölecekmiş. Neyse konumuz o değil. Titanic, gerçek Titanic'le ilgilenelim biz, filmdeki değil. 1912'de biliyorsunuz o buzdağına çarpıp batmıştı o hiç batmaz denilen gemi. Ve enkazına faciadan tam 76 yıl sonra ulaşılabilmiş. 1985'te. İşte o ulaşıldıktan sonra da enkazdan Titanic'e ait böyle dönemin en havalı tasarım ürünleri, böyle şeyler çıkarılmıştı, eşyalar. Bunlardan birisi de bir karaf efendim. Bir karaf çıkarılmış. Şurada arkada fotoğrafını da görüyorsunuz. Çok da zarif yani. Şık bir karaf. İşte o objelerden bir tanesi bu karaf ve sanat merakıyla tanınan, sanata, sanatçıya yaptığı yardım, desteklerle bilinen iş insanı. Yatırımla. Müzeler işte hemen aşağı Dolapdere'deki arter, mahşer hepsi. İş insanı Ömer Koç. Gemi tutkunu babası için bu gemi enkazından, Titanic'ten çıkarılan karafı, kristal karafı almış ve ona hediye etmiş. Şimdi bu müzede sergileniyor. Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor karaf. It's really wise. All right, open your eyes. Yapıldığı zaman dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi Titanic. Son derece devasa ölçülere sahip. 269 metre uzunluğunda, 28 metre eninde ve 52 bin tonluk bir gemiden bahsediyoruz. Elin bir şekilde yolculuk sona erdi. Binlerce kişi hayatını kaybetti tabii bu yolculuk sonucunda. Filmlere, kitaplara konu oldu. Her defasında izleyenini gözyaşlarına boğdu. 20. yüzyılın en büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen Titanic'e ait bir obje, son yolculuğunu Türkiye'ye yaptı. Titanic gemisi yapıldığında 1912 yılıydı. Gemi İngiltere'den New York'a gidecekti ama daha ilk seferinde bir buzdağına çarptı ve sular altında kaldı. O gün bugündür bu zamana kadar Titanic gemisinden 200'e yakın obje çıkarılabildi. Titanic'te kullanılan o parçalardan birini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gemi ve müzecilik tutkunu babası Rahmi Koç'a 93. yaşını kutladığı 9 Ekim'deki doğum gününde hediye etti. Osmanlı sanat koleksiyoneri olan Ömer Koç, 111 yıl önce batan Titanic'ten çıkarılan karafı İngiltere'de müzayededen satın alarak Türkiye'ye getirdi. Karaf müzemize Ömer Koç tarafından Sayın Rahmi Koç'a bir hediye olarak sunuldu. Karaf son derece kıymetli bir parça. Yani hem tarih bakımından hem de bedel olarak oldukça yüksek bir kıymete sahip. Bir asırlık karaf gemideki yolculara içecek ikramında kullanılmış. Bu zamana kadar dünyanın birçok ülkesinde onlarca sergiyi dolaştı. Rahmi Koç Müzesi'nde cam bölmede muhafaza edilen karaf 22 santimetre yüksekliğinde. Titanic enkazından kurtarılan kristal müzeye gelir gelmez sigortalandı. Karaf, gümüş kapaklı ve kristal gövdeli. Türkiye'de belki de Titanic gemisine ait ilk kez sergilenen objelerden bir tanesi. Son durağı Rahmi Koç Müzesi olan karaf, şimdilik müzedeki en eski objelerden biri oldu. Haliç kıyısındaki müzede 20 binin üzerinde obje sergileniyor.